Ayşegül Hanım merhaba, benim ismim Emre. Ben üniversite yıllarında aşık olduğum, mutlu, huzurlu bir birliktelik yaşadığım Ebru'ya ulaşmaya çalışıyorum. Daha önceleri ona ulaşabiliyordum fakat artık ulaşamıyorum. Yani başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum. Ne olur bana yardımcı olun. İnsan ayrılınca değil, kavuşma ümitleri tükenince yıkılırmış. Lütfen bana yardımcı olun. Ben eski sevgilim Ebru'dan bir şans istiyorum Ayşegül Hanım. Yarım kalan aşkı tamamlayabilirsiniz. Bunda bize yardımcı olabilirsiniz. Çok sevinirim. Ona baktığım zaman bambaşka bir dünyaya gidiyormuş gibi olurum Ayşegül Hanım. Siz bayağı aşıksınız. Evet. Ben neden olmadı? En büyük problem babasıydı. Babası galiba Ebru'yu kaçıracağımı falan düşünüyordu. Emre. Emre Bey başvurdu programımıza. Şu an sizin yanınızda mı Ayşegül Hanım? Evet. Tamam ben geliyorum. Lütfen bir yere ayrılmasın geliyorum. Geliyor mu? Evet. Demek ki o da beni seviyor. Herkese bunu söyleyecek. Çok tedirginsiniz ya. Çok tedirgin oldunuz. Ben Emre'yi arayabilir miyim Ayşegül Hanım? Emre burada Ebru Hanım. O Emre'yi değil, eşim olan Emre'yi. Şu an burada olan Emre sapık. Takıntılı bir manyak. Nerede o? Pislik git buradan! Oğlum geri var. Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Ömrün 5 mevsimi var. Aşk, hasret, yalnızlık, vuslat ve hüzün. Şimdi sizi Emre Bey'le tanıştıracağım. Bakalım Emre Bey kimden, neden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Rahatsız olmayın lütfen. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Ben eski sevgilim Ebru'dan bir şans istiyorum Ayşegül Hanım. Yani bu şansı daha öncesinde yakaladığımı düşünüyordum. Çünkü biz 6 ay öncesine kadar tekrar konuşmaya başladık. İşte ne yaparız, ne zaman buluşuruz? Buluştuğumuzda neler hissederiz birbirimize karşı? Böyle geçiyordu günlerimiz. Sonrasında bir anda mesajlarımız kesilmeye başladı. Kendisinden haber alamaz hale geldim. Yanına gitmeyi çok istedim fakat yapamadım. En sonunda size başvurmak aklıma geldi, size başvurdum. Yani eğer bu yarım kalan aşkı tamamlayabilirseniz, bunda bize yardımcı olabilirsiniz, çok sevinirim. İnşallah. Peki ne zamandır ayrısınız? Uzun bir zamandır mı ayrısınız? Uzun bir zamandır ayrısınız. Okul bittikten sonra bir daha kendisinden haber alamadım yani. Ha, telefon... Bayağı olmuş yani. Evet, bir miktar oldu. Evli midir, değil midir hiç bir... Yok, evli değil. Biliyorum. Eminsiniz. Evet, evet. Sosyal medyalardan da sürekli kontrol ettim. Zaten biz konuşmaya da başlamıştık. Kendisi de söyledi. Yani Ayşegül Hanım, ben zaten tekrar beraber olmak için konuşmaya başladım. O da bunu biliyor. Güzel zamanlarımız geçiyordu ama işte bir anda kesiliverdi. Ne oldu? Neden ayrıldınız Emre Bey? Yani aslında tamamıyla bir ayrılık söz konusu olmadı. Yani kimse kimseye ayrılalım demedi. Ama işte okul bittikten sonra ailesi biraz baskıcıdır. Özellikle babası. Siz nasıl tanıştınız? Ne zaman tanıştınız? Oradan başlayalım aslında. Biz üniversite yıllarında tanıştık. O sıralarda tanıştık. Orada aşkımız başladı. Ufak ufak tatlı tatlı bakışmalarla. İşte aynı zamanda biz aynı sınıftaydık. Kalabalık oluyordu bazen. Tatlı bakışmaları hiç şey yapmadık. Hiç yan yana oturmadık o yüzden. Uzaktan tatlı bakışmak her zaman çok daha güzel geliyordu bize. Daha çekici geliyordu. Sonrasında ben hep yardımda bulundum. Hep yardım ettim kendisine. Hatta bana bir keresinde sen iyi ki varsın, sen olmasan ben ne yapardım demişti. O hiç aklımdan çıkmıyor. Hep bir aradaydınız o zaman. Ne güzel, her şeyi paylaşıyordunuz. Evet, zaten bizim aramızdan hiçbir zaman su sızmadı. Şöyle bir hikayem var, onu da anlatayım. Bir ara Ebru'nun canı boza istemişti. Biz de bir bozacıya gittik. Ama cebimde o kadar para yok yani, ne kadar tutar onu hep hesaplayarak utana sıkıla gitmiştim. Neyse, vardığımızda benim bir tane boz alacak param vardı, bir tane aldım. Sonra Ebru'nun yanına gittim. İşte Ebru neden bir tane aldığımı sordu. Ben de ona
zaten çok sevmem, canım da istemiyor dedim. Aa, fedakar. Çıkışmadığı için. Ondan sonrasında işte Ebru içmeye başladı. Yarısından sonra kesildi. Sonrasını içmek istemedi. Sonra ben de geri götürürken yarısını gördüm. Cebimde de kaşık vardı, yemekhaneden aldım. Sonra kaşıkladım hepsini karşı göz arasında. Sonra birkaç defa daha gittik oraya. Sağ olsun galiba bizi görmüşler. Ben ne zaman bir tane buza istesem ya iki tane buza verirlerdi ya da bir tane kaşık kesin koyarlardı. Çok güzel, çok güzel. Güzel, evet. Peki okul vardı, okulda birlikteydiniz. Yaz tatillerinde ne yapıyordunuz? Ben Ebru'yla geçireceğim kışı düşünüyordum. Ebru da aynısını düşünüyordu. Zaten dediğim gibi çok fazla paramız olmadığından dolayı çalışmak zorundaydım. Daha rahat geçinebilelim diye. Çalışırken çok fazla iletişim kuramıyorduk. Okurken çalışıyordunuz aynı zamanda. Yaz tatillerinde çalışıyordum, evet. İşte çalışırken çok fazla iletişim kuramıyorduk Ebru'yla. Bir de babası çok baskıcı bir insandır. Yanındayken derslerden konu açıldıysa bil ki babası yanındadır. O yüzden hemen kapatırdım. Zor geçiyordu ama keyifliydi. O da keyifliydi. Özlemek de güzel. Hayal kurar mıydınız? Birlikte kurduğunuz bir hayal çok var fazla, mıydı? Çok fazla. Yani ilk önce Ebru İstanbul'a gelecekti. Orada yaşayacaktık. İlk hayalimiz buydu. Yani ilk hedefimiz buydu. Sonrasında Kadıköy'de oturmak istiyorduk. Derslerden çıktığımız zaman Kadıköy'e giderdik. Çok defa altın üstüne getirdik. Kiralık yer gördüğümüzde hemen hayallere dalardık. İşte burada otururuz, burada kahvaltı ederiz, burada akşam yemeği yeriz, evet, odaya gider yürürüz. Çok güzel zamanlardı. Yani bu, onun hayali bile benim için yeterliydi. Peki ulaşmaya çalıştınız mı? Ne zamandır Yani epey bir zamandır ulaşamıyorsunuz. Dediğim gibi 6 ay öncesinde konuşmaya başladık. Cevap mı vermiyor yoksa telefon mu? Hiçbir şekilde. Yani sosyal medyalardan da silmiş her yerden. Birlikte ortak arkadaşlarınız falan yok muydu yani? Var, onlar da ulaşmaya çalıştım. Onlar da ulaşamadılar. Şeyden de bahsedelim biraz. Okulda nasıl zaman geçiriyordunuz? Okulda çok keyifliydi. Yani o flört aşamasını yavaş yavaş geçtikten sonra beraber işte çay içmeye, kafeteryaya gidiyorduk, yemekhaneye gidiyorduk. Ebru'nun dersleri çok iyi değildir. Ben ona sürekli yardımcı olmaya çalışırdım. Sonra not tutmayı çok sevmezdi Ebru. Ben not tutardım. Hmm. Hatta şu altı puana verirdim. Yani bazen arkadaşlara verdiğim de oluyordu ama ücret karşılığında tabii, yalan olmasın. Okul bittikten sonra ben onu yurda bırakırdım. Sonra bu bir rutine döndü. O da beni kahvaltıya çağırıyordu. Günlerimiz böyle geçiyordu. Hiçbir zaman ayrılmamıştık yani yanından. Evet. Aileniz ne iş yapıyordu? Siz hem çalıştınız hem okudunuz anladığım kadarıyla. Annem ev hanımı, babam memur. Bir de 10 yaş büyük ablam var benden. Gerçi o bir iş adamıyla evlendi şimdi. Yani okurken biraz yardımcı olmasını çok isterdim ama olmadı. Ben de sanırım buna biraz hırs yaptım. Sürekli büyük adam olacağım işte, kendi maddi özgürlüğüm elimde olacak diyordum. Ne zaman ama kafamı çevirsem Ebru yanımdaydı, hep destek olurdu bana. Yani sürekli söylerdi, sen büyük adam olacaksın, okuyacaksın, çok güzel yerlere geleceksin diye. Peki tam olarak Ebru Hanım'la tanıştığınız zaman kim açıldı önce? Siz mi açıldınız, Ebru Hanım mı belli etti? Ya aslında bu çok böyle ani oldu. Ebru sürekli kendisinden bahseden bir insandır, muhabbet etmeyi çok sever. Ben de o muhabbet ederken hep onu dinlerim, hep bana anlatır çünkü. Ama bazen muhabbet ederken ben dalarım, şimdi yalan söylemiyorum. Çünkü ona baktığım zaman bambaşka bir dünyaya gidiyormuş gibi olurum Ayşegül Hanım. Yine ben öyle dalmışken bir anda dürttü beni, niye boş boş bakıyorsun dedi. Ben de dayanamadım ve senden hoşlanıyorum dedim. Yüzünü görmeniz lazımdı. Utandı, kızardı, bir şey söyleyemedi ilk başta. Böyle yüzü bir Ebru'lu tablosu gibiydi. Ha, siz bayağı aşıksınız. Evet. Peki, yani neden olmadı? Yani her şeye birlikte karar veriyormuşsunuz. Bu kadar güzel bir ilişki, yan yana, can cana, kan kana yani hani. Evet. Niye olmadı yani? Olmayan neydi sizce? Ayşegül Hanım, en büyük problem babasıydı. Yani Ebru okul bittikten sonra İzmir'e dönmek zorunda kaldı. Kendisine burada iş buldum kaç defa. Çağırdım ama gelmedi. Ben de en sonunda dayanamadım. Ben de İzmir'e gittim. Ama ailesi sanırım görüştürmedi bizi. Ebru'nun babası galiba Ebru'yu kaçıracağımı falan düşünüyordu. Yani böyle bir çağda böyle anormal geldi açıkçası bana. Ben de 3 gün kalabildim. İzmir'de çok fazla çevrem yoktu. Kalacak bir yerim yoktu. Ama orada iletişimimiz kopmadı Ebru'yla. Yine konuştuk. İşte İstanbul'da yine iş bulmaya çalıştım ben ona. Ama sonra ne olduysa bir anda kesiliverdi her şey. Ne yazıştınız ayrılmadan? Ya ayrılmadan derken yani hani onu görmediğiniz zamandan beri en son ne yazışıp ne konuştunuz? Ben ona tekrar buluşmak istediğimi söyledim. O da bana hayır demedi. Çalıştığını söyledi. Zaten İstanbul'da çalışıyormuş, onu da öğrendim. Sadece iş temposundan dolayı
görüşemediğimizi söyledik. Ki benim işlerim de biraz yoğundu. Yani gününü ayarladıktan sonra görüşecektik. Ama babası mı bir şey yaptı, ne yaptı hiç bilmiyorum. Sonra bir anda kesiliverdi. Hiçbir yerden haber alamadım. Biz Ebru Hanım'a ulaştık, yani telefonuna ulaştık. Gerçekten mi? Evet, evet. İnşallah Ebru Hanım'a ait bir telefondur. Çok zorlandık ama biliyor musunuz? Yani telefonu bulmakta gerçekten çok zorlandık. Ama nihayetinde bulduk. İnşallah kendisine aittir telefon. Müsaade ederseniz ben şimdi onu aramaya gideceğim. Tabii ki, nasıl isterseniz. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İnşallah güzel bir buluşmaya daha şahit olacağız. Arayalım bakalım Ebru Hanım'ı. Alo. Ebru Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Ebru Hanım merhabalar. Ben Ayşegül Günay. Bir Şansım Olsa programından arıyorum. Nasılsınız? Merhaba Ayşegül Hanım. İyiyim. Ben bir yarışmaya başvurmadım. Bu bir yarışma programı değil Ebru Hanımcığım. Bilmiyorum, izlemediniz herhalde programımızı hiç. Yok, kusura bakmayın. Yok, rica ederim. Hiç önemli değil. Bu bir kavuşturma, barıştırma programı diyelim. Bizde size ait bir emanet var Ebru Hanım. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Ne olduğunu biz de bilmiyoruz fakat evinizin önünde bizim programımızın aracı var. Siyah bir midibüs. Üstünde Bir Şansım Olsa logosu var. Ah, tamam, gördüm. Evet. Tamam. Eğer sizden rica etsem, eğer araca gelirseniz size ait olan emaneti de alabilirsiniz. Tamam, tamam Ayşegül Hanım. Çok teşekkür ediyorum. O zaman ben birazdan tekrar sizi arayacağım. Tamam, peki. Görüşmek üzere, sağ olun. Hoşçakalın. Naif bir ses, hoş böyle, değil mi? İnsin bakalım, yakında bir yerde, çok yakın araç. Ya böyle tutkulu, böyle uzun süren aşklara ben de çok imreniyorum açıkçası. Evet, Ebru Hanım gelmiş, araca arıyoruz. Alo. Ebru Hanım, araçtasınız sanırım. Evet, evet, şimdi geldik. Ebru Hanım, ben şimdi mesajla sizin telefonunuza bir şifre gönderdim. Araçta bir kasa var, görebildiniz mi? Evet, şifre gelince o şifreyi girerek kasayı açarsınız ve size ait olan emaneti alırsınız. Ama telefonu kapamayın, ben de ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Açtım Ayşegül. Ne var kasada, ben de öğrenebilir miyim? Efendim? Kalem. Kalem. Hı hı. Ha, nasıl bir kalem bilmiyorum ama kimden geldiğini tahmin edebiliyor musunuz? Emre. Evet, bravo. Emre Bey başvurdu programımıza. Şu an sizin yanınızda mı Ayşegül Hanım? Evet, bizim yanımızda. Ben sizden rica ediyorum. Araç sizi benim olduğum yere getirebilir mi? Bir saniye Ayşegül Hanım, ben emin olmak istiyorum. Böyle hafif kirli sakallı, esmer, uzun boylu biri mi? Evet. Tamam, ben geliyorum. Lütfen, lütfen bir yere ayrılmasın, geliyorum. Tamam, tamam. Bekliyoruz sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gergin miydi sanki biraz? Değil mi? Bir gergin gibi böyle hani. Hemen geliyorum falan. Böyle şey oldum. Acaba uzun zamandır görüşmüyorlardı. Kızgın mı Emre Bey'e? Biraz hani aşk şeyi mi yaşayacağız burada böyle? Hani hizibi mi yaşayacağız, onu düşünüyorum. Neyse, ben müjdeyi vereyim.
Vallahi güzel haber. Geliyor mu? Evet, isminizi duyunca hemen dedi ki geliyorum. Aa, ben gelmesine şaşırdım. Demek ki o da beni seviyor. Herkese bunu söyleyecek. Ne güzel. Güzel değil mi? Evet. Bence çok güzel. Heyecanlandınız siz. Birazcık heyecanlandım. Var mıydı böyle ortak şarkınız filan? Ben ona Ebru'lim derdim. Ebru'lim. Şarkımızın ismi de Ebru'lim zaten. Ebru'lim. Ebru'lim. O size nasıl hitap ederdi? O da bana Bay Teşekkür derdi. Bay Teşekkür. Niye Bay Teşekkür? Ya ben çünkü onun peşinden sürekli koşardım. Neye ihtiyacı olursa hep yanındaydım. Sürekli bana teşekkür ederdi. Bir keresinde döndü ve artık ben sana Bay Teşekkür diyeceğim Emre dedi. Öyle kaldı da kaldı. Nasıl yardımlarınız oldu birbirinize? Merak ettim vallahi. Yani şöyle, not tutmasına yardım ederdim ben. Ders çalıştırırdım ki Ebru bana her şeyi anlatırdı. Yani bütün bilgilerine sahibim. Yani hangi renki sevdiğini, mesela koyu renkleri sever. Kafka'nın bütün kitaplarını okumuştur. Zülfü Livaneli'nin dilini çok sever. Spor giyinmeyi sever. İşte topuklu ayakkabıdan nefret eder. Gibi yani, çayı tek şekerli içer. Kahveye yarım tane şeker atar. Böyle ne orta ne sade arası. Romantik bir çift miydiniz? Evet, çok romantiktik. Yani sürekli ben ona hediyeler alırdım. O da bana alırdı. Her şey karşılıklıydı bizde. Genelde Üsküdar civarında takılıyorduk. Orada çay ve simit yapardık denize karşı. Mesaj geldi. Şu anda Ebru Hanım gelmiş. Tamam. Ben bekleyeceğim. Gideceğim, onu karşılayacağım. İnşallah yanınıza da getireceğim. Umarım Ayşegül Hanım. Ama ben şimdi sizi bizi beklemeniz için bir şansım olsa masasına davet ediyorum. Tabii. Tamam. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hanım. Ayşegül Hanım. Evet, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ben şu an kendimi iyi hissetmiyorum. Emre burada mı? Evet, burada. Siz biraz tedirgin oldunuz ama sakin olun lütfen. Gideceğiz, oturacağız şimdi şurada. Sakin sakin konuşacağız, tamam mı? Nerede olduğunu biliyor musunuz peki tam olarak? Merak etmeyin, burada. Yani ekibimizin yanında. Ayşegül Hanım, ben ne yapacağımı bilmiyorum yani. Şu an buna hazır hissetmiyorum kendimi. Tamam, oturun lütfen, bir rica ediyorum, oturun. Oturun. Çok tedirginsiniz ya, çok tedirgin oldunuz. Hazır değilim ben. Emre nerede? Burada. Yani niye o kadar tedirgin oldunuz Ebru Hanımcığım? Sanki bir şeyden çekinir korkar gibi bir haliniz var yani. Ben Emre'yi arayabilir miyim Ayşegül Hanım? Emre burada Ebru Hanım. O Emre'yi değil, eşim olan Emre'yi. Aa, siz evli misiniz? Evet Ayşegül Hanım. Şu an burada olan Emre sapık. Takıntılı bir manyak. Ve biz onu şikayet edecektik. Sadece nerede olduğunu bilmediğimiz için şikayet edemiyorduk. Ben eşimi arayabilir miyim lütfen? Ya ne diyorsunuz siz? Bir dakika, bir dakika. Tabii ki arayın, eşinizi arayın. Arayın rahatlayacaksanız. Teşekkür ederim. Allah Allah. Sakin olun ne olur ya. Hayatım, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Panik yapma, tamam mı? Beni bir programdan aradılar. Böyle insanları buluşturuyorlar falan. Hediyeden kimin olduğunu anlıyorsun sen. Manyak. Manyak buraya getirttirdi beni. Bir şansım olsa. Tamam, ben sana kulum atacağım, tamam mı? Sakin sakin gel. O zaman hediye falan siz gördünüz o hediyeni. Ne oldu ya yani? Arkadaşlar ne oluyor?
Ayşegül Hanım, ben size anlatacağım şimdi. Şöyle. Sakin. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle bize başvuran arkadaşı iyi kollayın, bırakmıyorsunuz. Kollayın, sahip çıkın. Tamam. Buyurun. Bu şimdi size başvuran takıntılı manyak. Biz onu üniversitede tanıştık. Yani ben ilk zamanlarda iyi niyetli davrandım ona, alttan aldım hani belki bırakır falan diye. Ama hani insanları tahmin edemezsiniz altından ne çıkacağını. Sapığın teki, yalancının teki. Ben eşime de daha yeni anlattım bunları. İşte biz şikayet edecektik fakat bulamadık onu. Beni yurduma kadar takip ediyordu bu manyağın. Şerefsiz, yalancı. Ne olur bir sakin olun. Bir şey söyleyeceğim. Siz okuldan tanıyor musunuz? Bu Emre'yi diyelim, yani bize başvuran Emre'yi. Okuldan tanıyorsunuz. Bir anlatır mısınız baştan? Takıntılı derken yani size baştan beri mi böyleydi? Ya öyle şeyler anlattık ya, yani müthiş bir ilişkiniz var, müthiş bir sevdanız var. Yaptığınız her şey beraber. Yani o kadar ayrıntılara kadar yani. Bu nasıl bir şey, ben anlamadım gerçekten ya. Bir değil, iki değil, bir sürü. İlk şöyle başladı. Ben yurtta kalıyorum. İzmir'den İstanbul Üniversite kazanınca geldim. Bir gün o zaman da şu anki eşimle yeni yeni flört ediyoruz. İşte derslerden sonra okuldan çıkıp kafede oturuyoruz falan. Ben Emre'nin beni eve bırakmasını istemiyorum. Yani çünkü zaman kaybı. Bir gün yurda giderken otobüste ben takip edildiğimi fark ettim. Ama hani kim, kestiremiyorum. Yani içinize böyle bir his doğar ya. Ondan sonra işte ben otobüste bu manyağı fark ettim. Sapık olan Emre'yi. Ondan sonra birkaç gün dikkat ettim böyle. Sürekli aynı otobüsteyiz. Bana yaklaşmaya çalışıyor okulda. Sonra arkadaşlarıma sordum. Dedim hani Emre nerede oturuyor? Aynı bölümdeymişsiniz zaten. Evet. Evet Ayşegül Hanım. Ondan sonra arkadaşlarım bana dedi ki öyle bir adres söylediler ki tam tersi istikamette, yani yurdumdan tam tersi istikamette her gün beni okul çıkışı yurduma kadar takip etti. Bitmedi, bütün arkadaşlarımla arkadaş oldum, neyi seviyorum, neyi içiyorum hepsini biliyor. Siz hiçbir zaman haz etmediniz, hoşlanmadınız yani. Peki bir yere şikayet ettiniz mi? Bildirmediniz mi hiçbir yere? Nereye şikayet edeceğim Ayşegül Hanım? Zaten ben İzmir'den İstanbul'a gelmişim. Kimseyi tanımıyorum. Hiç kimseyi. Bunu şikayet etsem bana ne yapacağını bilmiyorum ki. Ne zaman korumaya alacağım? Bir erkek arkadaşıma söylemiyorum. Yaptığı her şeyi saklıyorum ben onun. Korktunuz mu? Evet Ayşegül Hanım. Çünkü hani... Yani erkek arkadaşıma söylesem neticede bir erkek ve ne yapacağını bilmiyorum. Başını belaya sokabilirdi. Anladım. Peki bakın, böyle durumlarda tüm hemcinslerime sesleniyorum, tüm kadınlara sesleniyorum. Emniyete başvurabilirsiniz. Şikayet edebilirsiniz. En küçük rahatsızlığınızda. Peki böyle çok şiddetli herhangi bir yani... Ne diyeyim ya? Ay vallahi şu an allak bullak oldum ben. Bildiğin somut su alın, buyurun. Teşekkür su. Ederim, sağ ol. Somut böyle bir zararı oldu mu size? Teşekkürler. Hani böyle birini? Fiziksel, hangi birini? O derece hangi yani. Hangi birini anlatayım ki size? Benim Bozacı'da olanlar var, eşyalarımın kaybolması var, 14 Şubat var, doğum günü partim var. Bozacı'da olanlar ne, bir Boza hikayesi anlattı. O kadar tatlı bir hikaye anlattı ki Boza, hatta paranız yokmuş, o bir tek Boza almış size bir bardak filan. Şöyle anlatayım ben size her şekilde. Ben Boza içmeyi çok seviyorum. Ve arkadaşlarımla işte flörtüm Emre'yle, şu anki eşim Emre'yle... Okuldan dersten sonra çıkıp bazen bağa gidiyorduk. Benim arkadaşlarıma ben daha önceden bir şekilde yakaladık Emre'nin saplantılı olduğunu. Kız arkadaşlarımın hepsi biliyor ve kesinlikle Emre'nin gelmesini kimse istemedi. Ama hani erkekler bilmiyor, kavga çıkmasın vesaire, sakladık hep. Biz kendimiz halletmeye çalıştık meseleyi. Bir gün bağa gittik işte. Onu atlattık ama bizi takip etmiş ve oraya da sanki tesadüfen oradaymış gibi geldi. Tesadüfen bizle karşılaşmış gibi yaptı. Bana bir tane boza geldi. İşte içtim ben, yanıma koydum bardağı.
kavga çıkmadı. Biz kavga çıkmasından korktuk. Sonra kızın arkadaşlarım bana dedi ki, senin dedi içtiğin bardağı alıp dibinde kalanı sıyırıp kendi yedi dedi. Böyle bir manyak, bu kadar takıntılı. Yani benim içtiğim bardaktaki bozayı içiyor. Peki Ebru Hanım, eşya çalma falan dediniz. O nedir, o nasıl bir şey yani? Ben okuldayken normalde arkadaşlarımla kendimi güvende hissediyorum. Yani bütün bu olanlara rağmen. Çantamı da sınıfta bırakıp çıkıyorum arkadaşlarımla, kafeye gidiyoruz. Sonra döndüğümde çantamdan ufak ufak bazı eşyalarımın kaybolduğunu fark ettim. İşte makyaj aynası, saç tarağı falan. Hani maddi değeri çok fazla olmayan şeyler bunlar. Onun aldığını nereden anladınız? Şöyle, ben kimseyi zan altında bırakmak istemedim zaten. Arkadaşlarımdan bazılarından rica ettim. Dedim ki hani Emre'yi sınıftan çıkartıp çantasına bakabilir misiniz? Arkadaşlarım baktı ve içinden saç tokaları çıktı. Benim saç tokalarım Ayşegül Hanım. Ama ben kimseye şikayet edemiyorum. Çünkü hani neredeyse birçok kadın kullanıyor saç tokalarını. Ve yani daha bu kadar bile değil. Anlatın, ben dinliyorum sizi. Kasadaki kalem aslında. Ya hayır, aldı demeyin onu da. Şaka mı? Çantamdan zaten en son onu çalınca ben artık sinirlendim ve delirdim. Emin oldum yani kimin yaptığını. Ben bu arada programdan sonra onu alabilir miyim? Hani benim için gerçekten anısı büyük. Hatta size şöyle kesinlikle söyleyeyim. Kesinlikle alabilirsiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben kalemlerimi sürekli kaybediyorum ve Emre'ye de hep şey diyordum. Yani ben o kalemi bana ait hissetmiyorum. O yüzden sürekli kalemlerimi kaybediyorum diyordum. Emre bir gün tuttu beni elimden, bir kırtasiyeye götürdü. Seç dedi yani. Hangi kalemin senin olmasını istiyorsan seç. O gün ikimiz iki tane kalem aldık. Birbirimize hediye ettik. Ben kaybettim sanıyordum. Kaybetmemişim ama. Hakikaten şu anda şoktayım yani. Ya o kadar güzel bir aşk hikayesi dinledim ki, o kadar inandım ki. Ve şu an karşınızda ve hani siz de gelirken bir etrafınıza bakmanız filan, tedirginliğiniz. Ya anladım ben, bir şey var yani, bir şey oldu. Bir şeyden korktuğunuz, çekindiğinizi anladım ama yani böyle bir şey kesinlikle beklemiyordum. Bizim okulda yazın şenlikler oluyor. Biz o zaman şu anki eşimle sevgiliyiz. Arkadaşlarıma dedim ki hani bizden önce gidip konserde yer tutar mısınız falan. Biz de sonradan gittik Emre'yle. Arkadaşlarım dedi ki hani neden erkenden geldin, bizden bunu saklıyorsun? Hani ne demek istiyorsunuz siz, hiçbir şey anlamadım. Ondan sonra hani erken gelmişsin, bize söylemiyorsun. Anlamıyorum hani neden böyle söylüyorsunuz? Sınıfta senin parfümün kokuyordu dediler. Başımdan kaynağı sular döküldü benim yani. Arkadaşlarım durumu biliyor ama hani akıl edememişler. Bir arkadaşıma söyledim, dedim ki hani gidip Emre'yi bulup koklar mısın? 15 dakika sonra arkadaşım geldi, kıpkırmızı, benim parfümüm kokuyor. Ya inanılır gibi değil. Ruh hastası yani, parfümüme kadar bulmuş, gidip almış ya sıkıyor. Bu hakikaten sapkınlığın ne denir artık hani. Ya evet, saplantılı bir durum söz konusu. Ben gerçekten korkuyorum Ayşegül Hanım. Hani şu an hani bir yerden çıkacak, bir şey yapacak diye o kadar şey yaptı ki yani. Dahası var, 14 Şubat var. Benim okuldaki ilk yılım yine. Sınıfa bir giriyorum 14 Şubat. Tahtada ilk 14 Şubat'ımız kutlu olsun, seni çok seviyorum yazıyor. Ben anlamadım, hani üstüme de alınmadım. Ondan sonra aşağıda bir şiir var, kocaman yazmış. Ve hani yani size yazılsa müstehcen bir şiir ve rahatsız olursunuz. İşte seni şöyle koklayayım, şöyle öpeyim falan. Baş harflerine bir baktım, Ebru yazıyor. Bana yazmış. Akrostiş mi ne deniyor ona, değil mi? Akrostiş yapmış kendi çapında. Ben korktum tabii yani, Emre'yle yeni sevgiliyiz. Görmesinden korktum. Sildim hemen tahtayı. Yine kimseye bir şey söylemedim. Yine üstünü kapattım. Ya nasıl içinize attınız böyle şeyleri Ebru Hanım ya? Ayşegül Hanım ne yapayım yani? Hani ne yapayım? Emre'ye söylesem kavga çıkacak. Yani tamam, erkek arkadaşınıza değil belki ama yani başka birinden yardım isteyebilirdiniz. Yani hakikaten bu tür şeylerle yaşamak çok zor. Çünkü hani ne derler? Mitoman adam belli. Kendi söylediği yalana kendi inanan biri. Ve hakikaten bir dünya kurmuş. O kurduğu dünyada sizinle yaşamış yani. Şaka gibi. İnanılır gibi değil. Ve Emre'yle yaptığımız her şeyi kendisiyle yaptığımızı sanıyor.
Ha bir gün şey oldu, ben doğum günü partisi yapıyorum. Okuldaki ilk yılım. Ve insanları ayırmıyorum kesinlikle. Herkesi çağırdım işte. Sevgilim olan Emre'yle de o zaman flört ediyorduk. Ona gidip ayrıca söylemek istemedim ben. Herkese söyledim. Balkona bir çıktım parti yaptığımız yerin. Bir tane kocaman bir ayı sokakta yürüyor. Anlayamadım önce falan. Ne yürüyor? Kocaman bir tane oyuncak ayı sokakta ayı. Yürüyor. Evet, kocaman. Hı-hı. Ondan sonra biraz yan tarafına aldı, gördüm. Bana ayı almış yani. Hani kaç yıllık sevgililer birbirlerine böyle şeyler alıyorlar. Sonra neyse ben ayı alıp hemen sakladım. Çünkü arkadaşlarım arasında dedikodu olur, bir şey olur, yanlış anlaşılır falan. O zaman daha kimseye söylememiştim. Aldınız ayıyı, kabul ettiniz. Aldım ayıyı, sakladım hemen. Hani çünkü benden uzaklaşmasını istedim. Bunun devam etmesini istemedim açıkçası. Onun elinden açıkçası. Mi aldınız ayıyı? Evet. Zaten ben orada anlamalıydım. Ama nasıl kabul ettiniz? Böyle bir şeyi kabul ettiyseniz zaten o da hani herhangi bir hediye ister pırlanta bir yüzük olsun, ister küçük bir oyuncak, bir çiçek, bir şey, birinden bu anlamda bir şey kabul ettiğiniz zaman karşıdaki zaten hani bunu yanlış anlar diye düşünüyorum. Yani siz de ona biraz meydan mı verdiniz sanki? Yanlış yok, anlamayın. Yok yok, kesinlikle Ayşegül Hanım, ama şöyle bir şey var. Yani bu yaptığı ilk şeydi. Hani ben... Ha ilk. Evet, ilk şeydi. Bu ben hani siz anlayamadım dediniz, biraz. Siz benden hoşlanıyor falan ama. Evet. Hani, doğum evet. gününüz kabul ettiniz. Bir, ya, yani bir sıkıntı çıkmasını da istemiyorum. Hani dedikodu da olabilir bir sonuçta. Bir kenara çekip böyle delikanlı gibi bir konuşsaydınız. Yani sen ne yapıyorsun kardeşim? Bak benim seninle herhangi bir şeyim olamaz diye. Denediniz mi böyle Ayşegül bir şey? Ayşegül Hanım yaptık. Yaptık ama adam öyle bir ruh hastası ki ben ona diyorum ki ben seni istemiyorum diyorum. Sen diyor ki senin peşinde koşayım diye böyle yapıyorsun. Diyorum ki benim nişanlım var, yalan söylüyorum. Ben seni kıskanayım diye böyle yapıyorsun. Deniz gel bana yüz demez ki diyor. Hayırdan anlamıyor Ayşegül Hanım. Yani arkadaşlarımla biz hatta konuşmaya çalıştık ve hani biraz tartaklamak zorunda kaldık. Hani o gün de korktuk bayağı açıkçası. Oo. Böyle bir adam atıyorsunuz size geri sekiyor yani. Sen beni kıskandırmak için yapıyorsun diyor bunları. O yüzden söylüyorum. Diyor. Ne yapayım yani daha? Ay çok zor, çok çok zor. Peki okul zamanı böyle bir şey. Okul bittikten sonra da mı devam etti? Bitmedi mi? Yani aslında ben bir ara unuttu sandım. Okul bitti, İzmir'e döndüm. Beni unuttu sandım ama sonra tekrar bir şey oldu. Ben işte bir sürü oradaki arkadaşlarımla görüşürken falan dışarı çıkıp geliyordum. Kendi yaşadığım evin sokağında bir şeyin beni takip ettiğini fark ettim. Ondan sonra bu bir süre devam etti. Bir gün işte yine dışarı çıkacağım arkadaşlarımla. Köşede birini gördüm ben yine. Aynı Süleyet benziyor. Bu işte bir yurda giderken takip eden Süleyet. Arkadaşlarım beni evden almaya geldiler. İşte biz arabaya bindik falan. Tam o köşeden döneceğiz. Dedim ki burada durun. Hani ben bir şeye bakacağım dedim. Sonra kafamı bir kaldırdım, Emre. Beni günlerce orada takip etmiş, evimin sokağında kalmış belki de. Hani sürekli çünkü sabah akşam orada olduğunu hissettim ben. Ondan sonra dedim hemen buradan gidelim arkadaşlarıma, hemen buradan uzaklaşalım. Hani gittik. Allah'tan sonra eve döndüğümüzde yoktu yani orada. Bir daha da orada onu görmedim. Peki yani hani o zamanki sevgiliniz, şimdiki eşiniz Emre. Yani keşke söyleseydiniz, destek olurdu belki size. Hı? Yani Ayşegül Hanım nasıl söyleyeyim? Hani onun ailesi biraz sert, biraz kapalı bir aile. Ailesi nasıl anlar? Emre'ye ne söylerler bununla ilgili? Emre bunu nasıl anlar? Ne olur bilmiyorum ki. Yani hani siz bilirsiniz ki hani bir hediyeyi kabul etmişsiniz. Hani insanlar ne anlamlar çıkartabilir? Zaten en çok korktuğum şeydi bu yani. İnsanların başka türlü anlaması. Peki biraz güzel bir şeylerden bahsedelim. Eşiniz Emre ile nasıl tanıştınız? Emre ile şöyle oldu. Bizim ortak arkadaşlarımız var aslında. Emre ile biz aynı bölümde değiliz. Ortak derslerimiz var ama ben hani onu orada fark etmemişim. Bir gün yine kafede oturuyoruz. O iki arkadaşıyla birlikte geldi. İşte yani o farklı kültürlerden olmamıza rağmen o kadar ortak konu bulduk ki ve çok güzel şeylerden bahsettik, çok güzel konuştuk. Ondan sonra biz arkadaşlarımızdan ayrı buluşmaya başladık. İşte daha fazla zaman geçirmeye falan başladık onunla. O bana çok destek oldu çünkü ben İzmir'den geldiğimde kendimi geçindirmekte açıkçası zorlanıyordum. Ondan biraz destek aldım. Hani bu da
beni biraz üzdü ilk başlarda. Korktum, endişelendim, yanlış anlaşılabilir diye. Ama onu tanıdıkça onun ailesi ona maddi olarak daha fazla destek olabilecek bir aile. Onun dışında biz birlikte ders çalışıyorduk. Sağ olsun, hatta sınavlara yakın başkalarından not topluyordu benim için. Bana çok destek oldu yani. Ya şaka gibi bir şey söyleyeyim mi? Bu anlattıklarınız sanki diğer Emre birlikte yaşamışsınız gibi anlattı. İnanılır gibi değil. İkisinin de adının Emre olmasına ne diyoruz? Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok yani. Hani ya öyle şey anlattı ki dedi ki çok hoşlanmazdı dedi. Hani ders çalışmaktan, bazen derse girmekten, yani onun için not tutardım. Arkadaşlarıma da verirdim onu. Yani şu anlattığınızı sanki evet kendi yaşamış gibi yani. Demek ki bütün gözler, göz hep üstünüzdeydi sizin. Hani siz ne yapıyorsanız birlikte yaşamışsınız gibi algılamış ya da algılamak istemiş. Ona inanmak istemiş, ona inanılır gibi değil. Yani resmen bu sapkınlık yani. Evet. Saplantılı. Evet. Bir durum, zor zaman geçirmişsiniz. Çok zor Ayşe Hanım yani. Yani çok çok zor zaman geçirmişsiniz. Düşünsenize yanınızdaki insana da söyleyemiyorsunuz bunu. Hani tedirgin oluyorsunuz, bir şey olur filan filan. Hani yalnız kalmışsınız yani. Allah'tan arkadaşlarınızı tembihlemişsiniz, biliyorlarmış yani. En azından onlar hani geldi gitti aman filan. Hani onlara diyebilir deniz demişsiniz de nitekim zaten hani. Kollarlar da en azından. Evet yani. kız arkadaşlarımla paylaştım. Onlar sağ olsunlar çok çok destek oldular bana. Ya benim şöyle bir şey oldu aslında. Bir dedikodu olayı çıktı hatta. En korktuğum şeydi. Benim kulağıma şöyle bir şey geldi. Emre ile ayrılmışsınız. Dedim nasıl yani? Hayır biz sevgiliyiz. Kim çıkardı bunu? Kim uydurdu? Ondan sonra ben biraz böyle araştırdım bunu. Bizim okula da dikey geçişle başka okullardan yeni insanlar geliyor. Onlardan yayılmış bu dedikodu. Gittim onları buldum. Hani siz nereden duydunuz böyle bir şey? Yani beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Emre diye biri var. Onunla sevgili olduğunuzu, işte onu kıskandırmak için diğer Emre ile sevgili olduğunuzu, ondan ayrıldığınızı, şimdi işte manyak yalancı ile birlikte olduğunuzu söylediler dedi. Delirdim yani, hani artık ne yapayım yani, hiçbir yerden engel olamıyorum. Bütün okulu tanıyor, bütün arkadaşlarımla arkadaş olmuş, her şeyimi biliyor ya. Vallahi hakikaten yani durumun ya böyle olduğunu bilseydim ekibim de ben de başka türlü davranırdık. Ya bundan emin olun yani hani bir de siz telefonda hemen geliyorum deyince ben maksat başkaymış meğer. Siz gerçekten onu bulmak ve hakikaten artık bir şey yapmak istiyorsunuz. Evet. Eşinize ne zaman anlattınız bunu? Ben ona yeni anlattım aslında. Evlendikten sonra diyebilirim hatta. Çünkü hani kafamı kurcalıyordu işte sosyal medyadan bulması. Evli çünkü olduğunuzu falan bilmiyor ama. Bilmiyor, yok. Yani çok yeni oldu zaten biz. Konsoloslukta bir hafta önce evlendik. Hatta biz böyle bir galiba ekipte bir araştırma oldu. Sizin bekar görünüyordunuz o yüzden. Nerede evlendik dediniz? Paris'te, evet. Ha, evet. Ondan görünmedi. Burada. Evet, biraz kayıtlara geç düşüyor bildiğim kadarıyla. Aa, evet, evet öyle bir şey oluyor. Çünkü biz de hani sizi evli düşünmedik. Evet. Hay Allah ya, inanılır gibi değil gerçekten. Merak etmeyin, sakin olun. Arkadaşlarımız kontrol altında tutuyorlar. Yani şu an hiçbir yere gidemez zaten. Gidemez ve bunun konuşulması gerekiyor. Peki eşinizle ilişkiniz nasıl? Seviyorsunuz eşinizi. Çok seviyoruz. Birden yani bakın şeyiniz değişti, evet, bakışlarınız evet, değişti, evet. Haliniz, tavrınız değişti. Yani şöyle aslında 2 haftadır çok güzel zamanlar yaşıyorum ben. Hatta 3 ay önce başladı. Tekrar biz Emre ile konuşmaya başladığımızdan beri. Şöyle anlatayım ben size. Şeyde kaldım aslında, o sordum onu da cevabını bak dinlemeden başka bir şeye geçtim ben de yani. Hakikaten bazen kafa kalmıyor insanda. Eşinize söylediğiniz zaman eşiniz ne dedi? Ya böyle böyle Emre var. Tanıyordur illaki şey olarak değil mi hani? Evet. Belki sima olarak hani aynı bölümdeydiniz siz diğer Emre ile. Nasıl karşıladı, ne dedi? Niye bana söylemedin falan demedi mi? Yani söyledi, elbette söyledi. Çok kızdı ama hani benim ne kadar korktuğumu biliyor ve hani bu kadar yıl bütün bunları onun yanında saklamış olmamın nasıl beni strese soktuğunu, nasıl evet, beni üzdüğünü, nasıl evet, taşıdığınızı. Bütün bunların farkında bir insan. Ama yani onun da gözü döndü. Sonra ben sakinleştirmeye çalıştım. Dedim ki hani yerini yurdunu bulalım. Evet, sizi. Evet, evet kesinlikle. Yani çok anlayışlı biri. Emre bana her zaman destek oldu. Hep destek oldu. İyi bir ilişkiniz var.
Evet, çok güzeldi. Yani aslında son zamanlarda çok güzel. Çünkü biz üniversite bittikten sonra İzmir'e dönünce ailelerimize evlenmek istediğimizi söyledik. Emre, o da işte, İzmirli. Evet. Hayır. Emre Van'a döndü. Ben İzmirliyim, ailemin yanına döndüm. Babam karşı çıktı. Katiyen dedi böyle bir şey olamaz. Sonra ben yaptığınız bir hatadan bahsettim babama. Onu duyunca iyice delirdi. Yani dedi asla dedi kesinlikle olmaz, zaten üniversite yeni bitti. Kendi ayakların üzerinde durman gerekiyor, önce kesinlikle evlenemezsin. Emre'nin ailesi aynı şekilde karşı çıktı. Yani çok farklı kültürlerin çocuklarıyız. Kendi kültürlerinden biriyle evlenmesini istediler. Emre ailesinin karşısında duramadı aslında. Ve o süreçte biraz bizim ilişkimiz biraz zarar gördü. Ve araya yol girdi, zaman girdi. Yaptığımız bir hatadan bahsettik. Bahsettim babama dediniz. Nedir hata? Ben sakıncası yoksa. Yani böyle bir şey nasıl anlatılır çok bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Yani biz gençtik. Gençliğin getirdiği heyecanla ailelerimizin çok da kabul etmeyeceği bir şey paylaştık. Hani yani... Aranızda fiziksel bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Yani anladım. Biz evlenecektik zaten Emre'yle. Hani o birbirimize güven sonsuzdu. Ama hani ailenize de bunu bu biçimde söylediniz. Dediniz ki hani biz birlikte olduk. Evet. Evlenmeye kesin kararlıyız dediniz. Babam zaten... Rağmen. Evet. Rağmen istemediler. Evet. Babam benim yüzüme bakmadı. Aylarca benimle konuşmadı. Ama kesinlikle. Dürüst davranmışsınız. Evet. Yani ben çocukluğumdan beri mutlu bir aile ortamında büyüdüm. Her şeyi paylaştım ailemle. Hiçbir şeyi saklamadım. Hani bunu da konuşarak halledebileceğimizi düşündüm ama babam çok çok katı bir şekilde karşı çıktı buna. Sonra Emre de ailesinin karşısında duramayınca yani biz ayrılmak zorunda kaldık Emre'yle maalesef. Ha, bir ayrılık yaşadınız. Evet, evet. Biz 2 yıl ayrı kaldık Emre'yle. Oo, görüştünüz mü ama o arada? Yok, hiç görüşmedik. Hiç görüşmediniz. Hiç görüşmedik. Sonra nasıl bir araya geldiniz? Söyle oldu aslında. Ben İstanbul'a taşındım. Burada yaşamak istediğimi söyledim aileme. O süreçten sonra. İş güç bir şeyler bulundu. Evet, evet, evet. Emre de 3 ay önce bana mesaj attı. İşte dedi ki ben artık yeni bir hayat yaşamak istiyorum. Ailemle olan bu türlü bağımı kopartacağım. Onların karşısında duracağım ve artık seninle olmak istiyorum. Dayanamıyorum bu hayata dedi. Hatta şöyle bir şey söyledi. 2 yıl uzun bir zaman. Evet ve biz ona rağmen hayatımıza hiç kimse girmedi. Yani hani... Seviyor musunuz evet, birbirinizi? Evet, çok. Peki daha sonra bir araya geldiniz. Evlenmeye nasıl karar verdiniz? Emre bana 3 ay önce yazdı işte. Rahatladınız. Bana... Evet. Gevşediniz. Evet. Sakin olun. Her şey kontrolümüz altında. Her şey, merak etmeyin. Yani artık bir de şu an bu ortama da güvenmeye başladım. Çünkü yani güven çok önemli. Kesinlikle rahat olun. Biz kalabalık bir ekibiz. Her şey kontrolümüz altında. Rahat olun lütfen. Eşiniz de geliyor zaten. Evlenmeye nasıl karar verdiniz evde? İşte biz 2 hafta önce buluştuk Emre ile, İstanbul'a geldi ve o gece bana evlenme teklifi etti. Dedi ki sensiz hayat doya doya su içememek dedi. Oo, çok güzel laf. Sensiz hayat doya doya su içememek. Çok güzelmiş. Ben de çok etkilendim, çok duygulandım bu kadar kararlı olmasına. Kabul ediyorum, doya doya su iç artık mı dediniz? Ay, gülün evet. Şöyle ya, gülün şöyle. Ay vallahi sevindim rahatlamanıza. Gerçekten çok gergindiniz. Gerçekten çok üzüldüm gerçekten ben de. Sonra kabul ettiniz. Sonra kabul ettim. Hatta şöyle bir şey söyledi Emre. Ya biz evlenmeden dedikodumuzu yapmalarındansa işte bir takım insanların biz evlenelim. Öyle dedikodumuzu yapsınlar dedi. Biz de hemen bastık Paris'e gittik. Orada hemen konsoloslukta yıldırım nikahı. Romantizm şehri Paris. De Paris. Güzel. Çok güzel. Böyle oldu yani. Unuttuğunuz zamanlar oldu ama değil mi yani diğer Emre'nin yaptıklarını? Yani bir hiç öyle rahat bir dönem geçirdiniz herhalde evlendikten sonra. Yani sizi rahatsız etmedi bir daha. Bir haftadır evliyiz.
Ha daha çok evet, yeni. Evet. Ay evet. Çok tatlı. Daha balayını yaşayamadık henüz tam olarak. Allah mesut etsin. Sağ olun. Uzun yıllar sevdiğinizle birlikte yaşarsınız inşallah. Sağ olun inşallah. İnşallah. İlk kim kime açıldı sizde? Emre. Hatta şöyle oldu. İşte biz ortak derse giriyoruz zaten birlikte. Hani ufak ufak eşyalarımı topluyorum dersten sonra ben de. Hani arkamda bir şeyin durduğunu hissediyorum. Yani artık o takip edilme süreçlerinden sonra hani arkamda artık biri var mı falan diye artık hissediyorum. Rezalet. Ondan sonra ses gelmiyor oradan. Bir şey var sanki ona dönmemi istiyor. Eşyalarımı topladım, arkamı bir döndüm. Böyle tam karşımda Emre böyle kocaman gözlerini açmış. Ben seni seviyorum galiba dedi. Kıpkırmızı olduğum hiçbir şey söyleyemedim ben de. Orada işte kız arkadaşlarımız var, erkek arkadaşlarımız var. Kızlar hemen tezahürat yaptı. Erkekler, ya ben biraz bir de okulda popülerdim falan. Böyle hani biraz fanlarım vardı. Erkekler biraz böyle bir bozuldu. Gitti güzel kız, kaçırdık diye. Öyle bir tepki verdiler. Bir tepki. Sonra işte ben utandım falan, sarıldım Emre'ye. Ben de seni seviyorum dedim. Böyle işte sonunda da bir kutladık kendi aramızda arkadaşlarla. Kafede oturduk falan, konuştuk böyle. Öyle güzel. Güzeldi. Güzel bir şekilde açıldı bana. Hiç beklemediğim bir anda. İyi ki de öyle oldu yani. İyi ki de Emre diyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki bana çok destek oldu. Ya bir de yani hakikaten dediğim gibi 2 yıl az bir zaman değil. O 2 yıl boyunca zaten siz Emre Bey, Emre Bey de sizi unutmadığına göre değil mi? İlk gün. Ve hayatınıza da hiç kimseyi sokmadığınıza göre zaten müthiş bir ilişkiniz var. Çok güzel gerçekten. Umarım böyle gider yani, hiç bozulmaz. Ya aslında ben kadınlara seslenmek istiyorum. Ben hem cinslerime sesleniyorum. Bakın şimdi KADES uygulaması diye bir şey var. Emniyet güçlerine haber verin. Sevgili hemcinslerim. Kadın arkadaşlarım. KADES uygulaması. Ve inanın bu tarz insanlardan her türlü sizi uzaklaştıracak emniyet. Güvenin. Hakikaten sinir bozucu ya. Hakikaten sinir bozucu yani. İnsan hani kendini düşünüyor yani böyle bir şeyde. Ağır bir yük taşımışsınız yıllarca. Çok, çok zor. Ağır çok bir yük zor. Yani. Yani insanın istemediği başka şeyler de olabilirdi. Evet. Allah korusun duymuyor muyuz yani? Kaçırır bir şey yapar, fiziksel bir tür zarar verir. Yani ya bu tedirginlikle yaşamak çok zor. Çok zor gerçekten. Çok zor, çok bir zor. Bir de yani hani tam olarak o yaşlarda hani yaşım küçük, 18'imde üniversiteye başladım. Hani şeyi kestiremiyorum, bu benim hatam mı? Hani kendini buna ben, evet insan. Buna ben mi sebep oldum yani? Hani bir şey mi yaptım da? Evet. Eskiler derlerdi ya böyle hani şey, kuyruk sallamak ne kadar çirkin bir şey yani. Kuyruk mu salladın? Kuyruk sallamıştır. Kuyruk falan sallamadan bu iş oldu yani bu şekilde. Rezalet, rezalet. Manyak bir sürü. Ya inşallah sebep oluruz biliyor musunuz? Yani hakikaten tamamen kökten sizden uzaklaşması için ve bence tedavi görmesi için. Kesinlikle. Bundan kurtulması için inşallah bir şansım olsa programı sebep olur. İnşallah, inşallah. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aslında o kadar ciddi bir şey ki anlattığınız şey. Yani hakikaten çok ciddi zararlar da görebilirdiniz. Yani başka türlü zararlar da görebilirdiniz yani. Bir bakıma ucuz atlatmışsınız bence. Evet. Yani bir bakıma. Nerede o? Nerede o ş-? Emre. Bana onu bulun Emre. Hemen. Nerede o? Emre. Nerede? Emre. Sen iyi misin canım? Sen iyi misin? Ben nerede? Emre Bey. Bana onu bulun. Emre Bey. Hayır, hayır, hayır. Bir dinler misiniz? Hayır, dinleyemem ben sizi. Onu bulmam lazım benim. Tamam. Muhakkak. Burada. Ben Emre. Uzun zamandır bu anı bekliyorum. Benim onu bulmam lazım. Emre Bey, burada. Hayır. Bak. Burada. Hayır, eğer hayır. Bu şekilde davranırsanız. Ayşegül Hanım, hayır.
Bakın biz amacımıza ulaşalım. Hayır, benim onu bulmam lazım. Biz amacımıza ulaşamayız. Bakın benim onu bulmam lazım. Bulmanız lazım biliyorum. Biz bu, bakın, benim onu bulmam lazım. Hayır, burada, burada zaten. Sakin olun. Ya aramanıza. Sakin ol. Siz benim onu bulmam lazım. Bakın aramanıza Ayşe da gerek Hanım, yok. Olmaz. Zaten hayır, burada. Nerede o? Burada, burada. Nerede, nerede? Bir, benim karşıma çıksın bir kere o adi ya. Tamam. Onun var ya kemiklerini kıracağım. Tamam. Onu ben mahvedeceğim tamam, ya. Onun tamam, var tamam, ya. Tamam. Lütfen, hayır, lütfen biraz sakin hayır canım ol. Bak ben uzun zamandır bu lütfen anı bekliyorum. Olma ben böyle de, şey. Ben de tamam şikayet hayır edeceğiz. Ben size bir şey bana söyleyeyim. Onu getirin. Tamam. Bana onu getirin. Burada getireceğim. Bana onu getirin. Ben, sakin olabilir ben dinlemem bakın, yani. Bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın ben sizi dinleyemem şu an. Bana onu bulun. Tamam burada. Bana getirin onu tamam, ya. Burada getireceğim bir sakin olun diyorum ben size. Bakın. Öncelikle Emre Bey şunu bana söyle. Getirin onu. Tamam şunu söylemek bana istiyorum. Bana onu size bulun. Eğer bu durumdan tamamen kurtulmak istiyorsanız hukuki yollar ki o adamın bence kesinlikle bir uzmana ihtiyacı var. Yani rahatsız o adam belli. Bakın, benim onu bulmam tamam, lazım. Tamam bulmanıza Ayşe gerek yok burada diyorum size. Tamam o zaman bana onu getirin. Tamam getireceğim getireceğim siz bir... Benim görmem lazım onu ya. Biliyorum görmeniz lazım tamam gör. Tamam. Bakın anlattı. Eşiniz de çok üzülüyor. Rica ediyorum. Evet, tamam. Sakin, sakin ol. Sakin ol. Oturur musun? Sakin ol. Bir oturun. Tamam. Arkadaşlar Emre Bey'e de bir su getirebilir miyiz lütfen? Tamam. Sen otur. Siz sakin ol. Buyurun oturun. Tamam ben yanındayım. Tamam ben de oturuyorum. Tamam sen sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam rica ediyorum. Bitecek her şey. Bak bitecek her şey. Bak yolun sonuna geldik biz. Tamam bitecek her şey. Buyurun bir su. Cedasını çekecek. Tamam. Sen sakin ol. Ben yanındayım. Bana güven. Tamam. Bir her su şey için, bitecek. Bir su için rahatlayın şey lütfen Emre Bey. Tamam ben geliyorum. Ben geliyorum gidiyorum şimdi onun yanına. Tamam haydi. Sen de su içsene canım. Sakinleşme. Bak ben yanındayım ben senin. Iyiyim, sakin ol. Ben bak iyiyim hayatım. Sen sakin tamam ol lütfen. Sakin ben Ayşegül Hanım'la konuştum merak etme. Şikayet edeceğiz onu. Ayşegül tamam Hanım da tanık olacak hatta. Tamam. Tamam mı? Tamam. İyi tamam misin? İyiyim. Sen? Ben her de şey iyiyim. Bitecek, merak etme. Gördüğünde gerçekten bir şey yapma bitecek tamam mı? Hani şu anlarda tamam bilmiyorum. Karşılaşırsanız tamam bir şey yapma. Sen üzülme diye ben kendimi tutacağım şimdi. Tamam. Tamam. Sen üzülme yeter ki tamam ağlama. Tamam. Ağlama. Başına bir şey gelmesini istemiyorum tamam bu olay yüzünden. Ben de sensiz kalmak istemem. Ben tamam de. Sakin ol. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Her şey bitecek merak etme. Yok. Bu böyle olmayacak ya. Ne oldu Emre? Bu böyle hayatım olmayacak. Ol. Ben sakin yapacağımı hayatım biliyorum. Sakin, yok, sakin. Ben olmaz, Emre, Emre. Olmaz, hayır. Emre, Emre durur musun? Emre hayatım söz verdim lütfen. Hayır. Hadi Emre lütfen canım, geri dönelim. Bak, canım lütfen Ayşegül, bak. Ayşegül Hanım'a söz verdim canım, lütfen. Canım lütfen bak. Emre lütfen söz bak verdim. Ben nereye gidiyorsun Emre lütfen. Dayanamıyorum artık. Vallahi başına dayanamıyorum bir şey artık açmanı istemiyorum Emre lütfen. Evet. Kalemi gördü. Gerçekten mi? Evet gördü kalemi. Hatırladı da. Çok güzel. O zaman herkese aşkımızı itiraf edebiliriz değil mi artık? Yani... Tabii tabii kesinlikle itiraf edebilirsiniz. Hatta şöyle ben hani bir daha size ulaşmak isterse diye. Burada sizin açık adresiniz yazıyor. Doğru mu bir daha teyit eder misiniz? Evet doğru. Tamam. Doğru. Tamam tamam. Adresiniz de doğruysa tabii ki aşkınızı da ilan edebilirsiniz. İnşallah evlenirsiniz de ben de Ebru Hanım'ın şahidi olacağım. Çok memnun oluruz. Bütün bu kayıtları da delil olarak getireceğim oraya. Ayşegül Hanım anlamadım yani delil olarak derken. Emre dur. Lan! Lan Emre dur! Lan buraya. Emre, Gül Hanım, bir saniye, buraya gel. Bir saniye Emre. Emre, Emre buraya arkadaşlar gel. Bir yardımcı olun. Buraya gel. Tamam. Oğlum şey gelin lan. Çok kötü. Emre ben sensiz yap. Tamam, bırak sakin, bırak sakin beni bırak. Ne böyle konuşmadık. Hiçbir şey konuşmadık. Bırak bırak beni. Bırak beni ya.
Ya benim Ebru. Murat. Ya hala Ebru diyorsunuz, rica ediyorum. Çok seviyorum. Ya neyini seviyorsunuz evli barklı kadın Allah aşkına ya? Ebru. Ya arkadaşım Ebru asla peşini bırakmayacağım ya. Ebru. Siz çıkar mısınız buradan? Siz bir çıkar mısınız? Çıkın. Çıkın arkadaşım, al onu. Al onu. Al, çık 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 çık. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Ebru bırakmayacak. Sen Ebru, git öyle bir bırakacaksın ki peşini. Öyle bir bırakacaksın ki. Merak etmeyin. Gereken yerlere haber de verildi. Gereken her şey yapılacak. Arkadaşlar, arkadaşlar böyle gelin, tam uzaklaştı. Emre Bey, Ebru Hanım gelir misiniz? Lütfen buyurun, lütfen. Sakin ol, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Gel, gel. Gel. Tamam, sakin, sakin misin? Tamam, gel. Gelin ne olur, gelin şöyle bir oturun. Lütfen, tamam bakın bitti, bitti. Bitti, sakin. Rica ediyorum, sakin. Tamam, gel otur. Sana bir şey olmasın yeter. Gel. Gel, sen otur yeter. Gel. Gel. Gitme, sen de burada tamam. Dur. Tamam, gel. Tamam, sen iyi misin? Sen de burada. Tamam. Sen iyi misin? Arkadaşlar. Tamam, sakin, tamam mı? Bakın, bitti, bitti. Öyle sayın, tamam mı? Gereken her şey yapılacak. Emre Bey, sakin, sakin. Kadınlar, hemcinslerim. Size herhangi bir şekilde rahatsız eden kimse, en yakın karakola gidin. Hiç zaman kaybetmeyin. Şikayet edin. Eminim. Eminim gereken yapılacaktır. Bakın, şiddetin ve tacizin demokraside yeri yoktur. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.